Efendim merhaba, saat 16 ve Habere Doğru'yla birlikteyiz. Stüdyo konuğumuz, bu saatin stüdyo konuğu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Sayın Fethi Açıkel. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk İsmail Bey. Şimdi değerli izleyenler, gündemi takip ediyorsunuzdur elbette. Bir tuhaf gelişmeler var. Mesela dün gecenin bir yarısında genelge yayınlandı. Market genelgesi ya da market yasakları ya da market yasakları genelgesi, adını ne derseniz deyin. İnsanların ne alıp ne alamayacağına ilişkin bir genelge. Yani marketlere gittiğinizde temel ihtiyaç maddelerini alacaksınız. Onun dışında herhangi bir şey alamayacaksınız. Yani ne bileyim mesela işte ne bileyim, yani işte bardağa ihtiyacınız oldu. Züccaciye kapalı, öbür taraftan almak durumdasınız. Markete alamayacaksınız, kırıldı falan. Ne bileyim ben. Böyle bir şeyler, bunların ayrıntıları. Şu anda sosyal medyada vatandaşların oldukça fazla tartıştığı konulardan birisi bu. Neyi alıp neyi alamayacaklarına ilişkin kafalar şu anda yoruluyor. Ve vatandaşın kafası da bu noktada oldukça karışmış vaziyette. Bir başka konu Ekrem İmamoğlu konusu. Ekrem İmamoğlu, Fatih Sultan Mehmet'in eşinin türbesini ziyaretinde elini arkaya bağladığı gerekçesiyle bir soruşturma açıldı. Şimdi o soruşturma açıldı ama İçişleri Bakanlığı'ndan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan da bu süreçte arka arkaya açıklamalar geldi. Önce evet doğru böyle bir talep oldu savcılıktan. Biz de izin verdik İçişleri Bakanlığı olarak diye bir açıklama yapıldı. Bilgi doğrudur denildi. Arkasından İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptılar. Bu bir incelemedir. Bir ihbar vardı mail yoluyla gelen. İşte onun üzerine bakacağız. İşte eğer soruşturma açılmasına izin verilirse yapacağız. Ama şu anda bir soruşturma yok. İnceleme var. Biçiminde olayı tevil eden, olayı düzeltmeye çalışan bazı açıklamalar da geldi. Ama insanın elini arkaya bağlamasının suç olduğunu ya da suç şüphesi taşıdığına ilişkin bir tablo da önümüzde duruyor. Bu başka konu. Yasaklar zaten bildiğiniz gibi pandemi süreci devam ediyor ve sokağa çıkma yasağı var. Ama sokağa çıkma yasağı devam ederken yaklaşık 16 milyon insanın da 16.4 milyon hatta 16.5 milyon DİSK'in yaptığı araştırmaya göre sokakta çalışıyor. Onlar zaten çalışıyordu. Onlar zaten sokaktaydı. Diğerleri zaten evdeydi. Şimdi böyle bir yasak süreci yaşıyoruz. Bununla ilgili tartışmalar devam edip gidiyor. Ceza yazılması konusunda yine çifte standartlar, hatta çifte standartı da aşmış durumda. Beşli standart falan var artık ortada. Kimisine ceza yazılıyor, kimisine yazmıyor. Aynı eylemin sonucu farklı oluyor. Böyle bir kafa karışıklığı polislerde ya da güvenlik güçlerinde de var. Yani kafamız oldukça karışık. İşin bir başka tarafı da bu. Bir başka tartışılan konu dün gündeme düştü. Hakikaten de bomba gibi düştü. Camiye yapılan bir operasyonla ilgili görüntülerdi bunlar. Cami cemaatine işte pandemide sen nasıl burada olursun biçiminde yaklaşılan bir yöntemdi. Ve ayakkabıyla girip biber gazlı bir müdahale gerçekleştirdi. İnsanlar ters kelepçeyle camiden alındı gözaltına. Biber gazı sıkan bekçinin görüntülerini iki gündür sanıyorum izliyorsunuz. Bu yine konuşuluyor ve siyasetin bir başka önemli gündemi bu değerli izleyenler. Bir başka konu çiftçiler üzerinden gelişiyor. Çiftçiler ürünlerini döküyorlar. Evet bildiğiniz döküyorlar. Bununla ilgili videolarımız var. Saat zamanımız içinde bunları sizlerle paylaşacağız. Biz neyden başlayacağız? Bunların tamamını konuşacağız. Hepsini dile getireceğiz. Hepsiyle ilgili Sayın Açıkel'in görüşlerini alacağız. Ama bugün Milliyetçi Hareket Partisi'nin grup toplantısı vardı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve Sayın Bahçeli görüşlerini kamuoyuyla paylaştı. Öne çıkan tek unsur vardı. Yani birçok tabii ki başlık altında konuştu Sayın Bahçeli ama anayasa değişikliği konusunu gündeme getirdi. Dedi ki biz 100 maddelik bir şey hazırladık, bir taslak hazırladık. Bunu da tüm muhataplarımıza iletiyoruz ve tartışmaya açıyoruz dedi. Yeni bir anayasa yapmanın gerekliliğini daha önce Sayın Cumhurbaşkanı ifade etmişti. Onların da bir hazırlığı var zaten AKP'nin. Sayın Bahçeli de destek vermişti. Bugün bir taslak haline getirilen metni, en azından bir metin olduğu bilgisi Sayın Bahçeli tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Buradan başlayalım dedik ve bundan sonraki süreçte de bu biraz önce bahsettiğim konuları sizlerle
birlikte değerlendireceğiz. Evet, ben şöyle gündemi çok kısa bir biçimde özetledim. Ne var ne yok vatandaşın gündeminde, ülkenin gündeminde diye. Ya tabii 128 milyar dolar aranmaya devam ediliyor. Bunun yanına bir de altın eklendi. Şimdi altın nerede diye soruluyor. Olayın detayları ekonomistler tarafından, ekonomi uzmanları tarafından yorumlanıyor. Böyle de bir vaziyet var ortada. Bu anayasa tartışmalarına nasıl bakıyorsunuz? Gerçekten bir anayasaya ihtiyaç var mıdır? Ya da ülkenin olmazsa olmazı bir anayasa mıdır şu ortamda? Ya da Cumhur İttifakı'nın böylesine anlamsız yasaklarını sürdürdüğü, işte vatandaşların pandemi denen süreçle boğuştuğu bir dönemde bu tartışma size neyi anlatıyor? Neden böyle bir gündem ülkenin önüne konuldu? Buyurun efendim. İsmail Bey, çok güzel özetlediniz. Aslında bir korku tüneli hikayesi gibi, korku tüneline girmiş gibi arka arkaya yurttaşlarımızın moralini bozan, yurttaşlarımızın çektiği ekonomik sıkıntıların hiçbirine doğrudan cevap verme kapasitesi taşımayan uygulamalarına tanık oluyoruz hükümetin. Tek kişilik hükümetin icraatlarının gelip dayandığı nokta maalesef ülkenin bütün ekonomisinin çökmesi, ailelerin morallerinin dağılması, vatandaşlarımızın kendi canlarına kıyacak bir noktaya gelmesi, memlekette üretilen tarımsal ürünlerin pazara yetişmeden, vatandaşın mutfağına yetişemeden dökülme noktasına gelmesi. Türkiye büyük bir bunalım içerisinde, büyük bir isyan içerisinde. Hükümet maalesef vatandaşlarımızı büyük bir çaresizlik ve tek başına bırakılmışlık duygusu içerisine terk etmiş durumda. Şimdi bu bizim uzun süredir dile getirdiğimiz hükümetin ülkeyi yönetemediği, Türkiye'nin politikalarının artık ülkenin sorunlarına çözüm getiremediği ve tek adam anayasasının memleketin hiçbir derdine derman olamadığı tezimizi doğruluyor. Bugün Türkiye yönetilemiyor. Büyük bir beceriksizlik, büyük bir kaos var. Siz de demin söylediniz, market genelgesini bile düzenlemekten aciz, kaotik uygulamalarla neyin satılıp neyin satılmayacağını, nerede satılıp nerede satılmayacağını organize edemeyen çivisi çıkmış bir tek adam hükümeti var. Evet. Çivisi çıkmış bir tek adam hükümetinin ne yaranmaya çalışan da bir bürokrat, liyakatsiz bürokrat, liyakatsiz atanmış yönetici ekibi var. Bakın, Türkiye Cumhuriyeti bir devlet geleneği olan bir toplum ve bir tarihe sahip. Devlet geleneğine sahip olmak demek liyakatli kadroların hesap verebilir bir şekilde ülkenin nasıl yönetilmesi gerektiğiyle ilgili bir teamüller zincirine, bir uygulamalar pratiğine sahip olması ve yönetenle yönetilen arasında iletişimin, sağlıklı iletişimin kurulabilmesi demektir. Kuralların öngörülebilir olması demektir. Kuralların belli bir süre en azından uygulanacağının hayal edilebilmesi demektir. Bu geleneğin hepsini yerle yeksan etmiş bir yönetimden bahsediyoruz. Tek adam kabinesi ülkede marketlerde neyin satılıp satılmayacağını kararlaştıramayan, tarlada üretilen ürünün pazara ulaşıp ulaşmayacağına karar verdiremeyen, vatandaşın mutfakta gıda bulmakta zorlanan, hayat pahalılığından şikayet eden, vatandaşın ihtiyacı olan gıdayı israf var propagandaları günlerce, aylarca televizyonlarda, havuz medyasında gıda israfı, gıda ziyanı var diye yayınlattıktan sonra pazarları kapatan, açık hava pazarlarını kapatan, kapanma nedeniyle bu yüzden de çiftçinin hallere ve pazarlara ürününü götüremediği ve dökmek zorunda kaldığı asıl büyük israfa neden olan bir şey. Bunların üstüne bir anayasa tartışması, evet. Bunların üstüne bir anayasa tartışması, biz ülkede hiçbir şeyi yönetemiyoruz. Ekonomiyi yönetemiyoruz, hukuku yönetemiyoruz, genelgelerimiz hiçbir işe yaramıyor. Yasaklar almış başını gidiyor. Fakat bize müsaade edin bir yeni anayasayla çıkalım diyen bir Cumhur İttifakı trajikomedisiyle karşılaştırıyor ve 100 madde evet. Sıralanıyor. Memleketin hangi bir temel sorununu çözmüşsünüz ki 100 maddeyle çıkıyorsunuz, böyle bir cesareti, böyle bir cüreti kendinize buluyorsunuz? Memleketin sorunlarını saymakla bitmeyecek kadar yüzlerce maddeyi aşacak sorunu var ülkenin ve bunların bir tanesini çözemeyen
5 tane maskeyi zamanında dağıtamamış hükümet. Şimdi 5 tane gıda ürününü raflara yetiştiremiyor. Camide 5 kişinin ibadetini yapmasına müsaade etmiyor. 5 tane belediye başkanının işini engellemek için elinden her şeyi yapan bir hükümet önümüze çıkıp diyor ki yeni bir anayasa yapacağız. Bu anayasa bizi 21. yüzyılda şuralara taşıyacak. Aslında bu iflasın bir itirafıdır İsmail Bey. Türkiye'nin yönetilemediğinin, vatandaşın maalesef dertleriyle baş başa bırakıldığının bir itirafıdır. Türkiye'de vatandaşa hizmet üretmek için bürokraside çalışan namuslu bürokratların bir yöneticisinin kalmadığının itirafıdır. Bu ülkede namusuyla, liyakatiyle iş yapan, hizmet dağıtan binlerce, milyonlarca kamu görevlisi var. Bunlar yukarıdan, saraydan, Cumhur İttifakı'ndan akla mantığa uygun, kaos yaratmayacak yönerge bekliyor, yasa bekliyor. Bunların hiçbiri gelmiyor. Ve kapanmaya girmeden önce çeklerle ilgili bir tasarrufta bulunup çeklerin ödenmesini, tahsilatını imkansız hale getiren bir hükümet sigaranın nerede satılıp satılmayacağı konusunda kaosa sebep olan bir hükümet, pazarların açılmamasını sağlayamayan bir hükümet 100 maddelik bir anayasa yapacağız diye önümüze geliyor. Bu millet ne istediler de bunlara vermemiş? Vergi istedi de vergi mi vermemiş? Yetki istedi de yetki mi vermemiş? Canını istedi de canını mı vermemiş? Evladını mı askere göndermemiş? Ekmeğini, evindeki mutfağındaki gıdasını mı bundan mı fedakar etmemiş? Bundan mı fedakarlık etmemiş? Bu kadar fedakar bir halka yeni bir anayasa yapacağız diye bu krizin ortasında çıkmak, onun sorunlarıyla, onun ızdırabıyla alay etmek demektir. Bu ülkede dün Dünya Gazeteciler Günü'ydü, evvelki gün. Gazeteciler hapiste. Sosyal medya paylaşımlarında bulunan gençlerimiz soruşturma içerisinde. En küçük eleştiriye tahammülü olmayan bir hükümetten bahsediyoruz. Sizler burada büyük bir fedakarlıkla İsmail Bey, Türkiye'nin bağımsız gazetecileri, medyası, memleketin meselelerini kamuoyuna, yurttaşlara ulaştırmaya çalışıyorsunuz. Bunların hepsi ayaklar altına almış durumda. Haberleşme özgürlüğü, bilgiyi paylaşma özgürlüğü, yurttaşların doğru bilgiye ulaşma özgürlüğü ayaklar altına alınmış ve çıkıp deniliyor ki yeni bir anayasa yapacağız. Bu anayasayı kimin için yapacaksınız? Hapisteki gazeteciler için mi? Soruşturulan öğrenciler için mi? İkizdere'de taş ocağına karşı direnirken gaz atılan, itilip kakılan köylülere mi? Çukurova'nın, Amikova'sının tarladan hasat edemeden tarlasında çürütmek zorunda ürününü bırakılan çiftçisine mi? Türkiye çökmüş durumda, hükümet çökmüş durumda. Bu millet kendisini yönetecek sağduyu sahibi, vicdan sahibi, liyakat sahibi kadroları bekliyor. Biz diyoruz ki anayasa yapacağınıza, anayasa teklifiyle önümüze geleceğinize bu millete gidin, seçim teklifiyle gelin. Bu millet artık yönetemediğinizi gördü. Siz de biliyorsunuz yönetemediğini. Ülkenin yönetilemediğini kendileri de biliyor. Aciz içinde olduklarını, çaresizlik içinde olduklarını, hiçbir soruna, hiçbir derde derman olamadıklarını görüyorlar. Dış politikada itibar iflas etmiş durumda. Mısır'a dün eleştirdikleri Sisi hükümetine bugün temsilcilerini tıpış tıpış gönderiyorlar. Arkasından etmedikleri hakaret kalmayan Abdülfettah Sisi'ye temsilci gönderiyorlar ve diyorlar ki biz Mısır'la, kardeş Mısır halkıyla ilişkilerimizi yeniden düzenleyeceğiz. Diplomasi çökmüş, ekonomi çökmüş, hukuk rejimi ve demokrasi çökmüş. Geriye çökmeyen ne kalmış? Yalanlarından başka o da çöküyor. Bakın bu sosyal medya o kadar etkili bir şekilde yurttaşların haber alma özgürlüklerini sağlıyor ve o kadar etkili oluyor ki İsmail Bey, cep telefonundan çekilmiş görüntüleri bile yasaklamak için uğraşıyor bu hükümet. O kadar büyük bir aciz içerisinde. Yurttaşın vergileriyle finanse edilen TRT gibi kurumlar vatandaşa doğru bilgiyi ulaştırmıyor. Muhalefet partilerinin
eleştirilerini, taleplerini yurttaşa ulaştırmıyor. Bağımsız medya baskı altında, binlerce gazeteci işsiz, havuz medyasına ve kamu finansmanıyla ayakta duran TRT'ye rağmen yurttaşın feryadı balkonlardan, sokaklardan, fabrikalardan, atölyelerden taşıyor. Evet. Bu feryadı, bu ızdırabı 100 maddelik bir anayasayla gidereceğini düşünen bir tek adam hükümeti milletine yabancılaşmış demektir. Milletine bu kadar yabancılaşmış, halkına bu kadar yabancılaşmış, ızdırap içerisindeki vatandaşına bu kadar yabancılaşmış, sessiz feryadı duymamak için her türlü numarayı, cambazlığı, şaklabanlığı yapan bir tek adam hükümetinin milletin derdine derman olması mümkün değil. Şimdi biraz önce Mısır'dan bahsettiniz. Mevlüt Çavuşoğlu yıllar önce attığı tweette şöyle söylüyor. Türkiye'de darbelerin destekçisi, Esed'in yakın dostu CHP'nin şimdi de Mısır'da Sisi ve darbecilerle koşmasına, darbecilere koşmasına şaşırmıyoruz diyor. Dünkü haber şu, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve beraberindeki heyet Mısır'a gitti. Aynen. Şimdi aralarından geçmiş işte 3-5 sene, tamam mı, fark bu. Şimdi o tarihte Mısır'a gidelim diyen ya da işte heyet gönderen vesaire CHP'yi darbecilere koşmakla suçlayan Mevlüt Çavuşoğlu bugün bakan yardımcısını, daha doğrusu dün bakan yardımcısını Mısır'a göndermiş vaziyette. Yani dış politika ile ilgili konuşacak elbette çok şey var. Siz söyleyince aklıma geldi. Bunu da izleyicilerimizle paylaşalım dedik. Şimdi biraz önce çiftten birçok şeyden bahsettiniz. Yani bütün bunlar varken anayasayı konuşmanın, şu anda 100 maddelik bir anayasayı konuşmanın ne anlamı olduğunu anlatırken çiftçilerden de bahsettiniz. Şimdi çiftçilerle ilgili birkaç videomuz var. Sizden de müsaade alarak o videoları izleyicilerimize paylaşmak istiyorum. Şimdi değerli izleyenler, Antalya Milletvekili Cavit Arı bir video paylaştı. Olay şu, halde domates üreticisi getirmiş, satmaya çalışıyor ama satamıyor. O sırada da bir hayırsever geliyor. Bundan sonrasını videoda izleyelim. Tek video değil bu, birkaç video arka arkaya. Sayın Açık Elden de bunları yorumlamasını isteyeceğiz. Şunları bir izledikten sonra. Evet, bakalım Antalya'da neler oluyor. Derece sıcakta topluyor o malı. Çiftçi malın döküldüğüne mi yansın? İşçiye vereceği paraya mı yansın? Yaktığı mazota mı yansın? Şimdi biraz önce izlediğimiz değerli izleyenler Antalya Milletvekili Cavit Arı'nın çektiği görüntü. Olay şu, Antalya'da üretici getiriyor halle. Pazar yeri kapalı, marketler kapalı, orası burası kapalı. Dolayısıyla mal elinde kalıyor. Ne yapıyor? Orada da bir hayırsever vatandaş var. 3 ton malı 750 liradan alıyor. Bu işin hani baktığınız zaman iyi tarafı, en azından 750 lira da olsa sevabına birisi almış. Ama bunun böyle olmadığı yerler de var. Bunu böyle yapamadığı yerler var. Yine Antalya'dayız. Yine bir görüntü. Bu sefer salatalıklar. Bakın başına ne gelmiş salatalıkların. Çiftçi malın döküldüğüne mi yansın? İşçiye vereceği paraya mı yansın? Yaktığı mazota mı yansın?
Vatandaş satamamış, elde kalmış, götürse depolayacak yeri yok, döküyor böyle bildiğiniz gibi. Başka bir yine görüntümüz var. Bu sefer yine traktörün ya da römorkün ya da kamyonun üzerinde mallı olan bir başka üretici. Bir başka üretici. Bakın o ne yapıyor. Evet, bir başka üretici, video değil bu seferki fotoğraflar değerli izleyenler. Arkadaşlarımız şimdi o fotoğrafları koyarken, ekrana gösterirken, sizlerle paylaşırken biz de dönelim stüdyoya. O fotoğrafları da arkadaşlarımız verecek. Şimdi vaziyet bu. Vatandaş alıyor, üretici alıyor, pazara götürüyor, daha doğrusu hale götürüyor. Alacak kimse yok çünkü kapalı. Ne çiftçiye destek var? Ne üreticiye destek var, ne haldekine, ne pazardakine. Böyle bir kaotik durum var. Ve millet de oturmuş malını döküyor. Efendim bazı insanlar diyor ki, onlar niye döküyor? İşte oraya versin, buraya versin. İşte hatta birisi demiş ki, kargo yapsın, ihtiyaç sahipleniyor. Ya adamın mazotu yok. Kargo parasını nasıl versin? Yani almış, onu satmaya gitmiş. Vaziyet bu. Değerlendirme. Yani... neyini değerlendirin diyeceksiniz. Yok çok yani. İnsanın içi hakikaten İsmail hakikaten Bey yani. İnsanın içi acıyor. Çünkü dökülen milli servet hükümetin aslında yanlış politikalarının beceriksizliğinin faturası milli servetin ziyan edilmesine neden oluyor. Ve işin çok daha üzücü kısmı o çöpe gidecek sebzeye gerçekten büyük kentlerde İstanbul'da Ankara'da Türkiye'nin her yerinde, gecekondu mahallelerinde, yoksul hanelerde ihtiyacı olan aileler var. Şimdi yani patates, soğan alıp depodan vermekle olmuyor. İşte bak üreticinin elinde var. Al yani devlet olarak al. Tabii patates, soğanı dağıtmak yetmiyor. Türkiye'nin her yerinde ürününü satamayan çiftçinin derdine derman olmak gerekiyor. Bakın zaten gübre fiyatları son bir yılda %40 arttı. Hayvansal yem %25 arttı. Ne sebze fiyatlarına, meyve fiyatlarına yaklaşabiliyor vatandaş, ne et fiyatlarına, yumurta, süt fiyatlarına yaklaşabiliyor. Dünyanın gıda enflasyonunun en hızlı arttığı ülkelerden bir tanesiyiz. Bu nedenle yoksulluğu hisseden aile sayısı Türkiye'de çok arttı. Şimdi böyle bir durumda gıda yoksulluğu, beslenme yoksulluğu, yoksul ailelerin çocuklarını, annelerini, babalarını, maaşsız, işsiz kalmış haneleri... 100 lira emekli maaş zammına maruz bırakılmış emeklileri çok daha derinden etkiliyor İsmail Bey. Şimdi tarlada mallar çöp oluyor, milli servet çöp oluyor, vatandaşlar yatağa aç giriyor. Bundan daha büyük bir çelişki, bundan daha büyük bir dram olabilir mi? Bir tarafta malını satmak isteyen çiftçi var, bir taraftan karnını doyurmak isteyen milyonlarca yurttaşımız var. Fakat mallar ortada çöp oluyor. Ya bunun sorumlusu... Ya. Üretici çöpe atıyor. Çöpe atıyor, satamıyor ama öbür tarafta büyük kentlerde ya da oralarda buralarda akşam pazarlarında insanlar gidiyor çöpten malzeme topluyor. Bunu akıl alır bir biçimde izah gerçekten mümkün değil. Bu tam bir çöküştür, tam bir piyasanın iflasıdır. Ne demektir bu? Arzla talebin buluşamaması demektir İsmail Bey. Bakın Türkiye'de bu ürünleri halka, vatandaşlara ulaştırmaya çalışan Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri... Narenciyeden patatese, sebzeden yumurtaya, ekmekten muhtelif gıda ürünlerine kadar kooperatifleri harekete geçirerek yoksulluk sorununu kentlerde çiftçinin de malını satamama sorununu çözmek için elinden gelen bütün mekanizmaları geliştirdi. Fakat hükümet ne yaptı? Hükümet geldi bunların hepsinin önüne perde çekti. Aşevlerini kapattı. Gıda yardımı yapmaya çalışan belediyelerin önünü kesti. Halk ekmek
büfelerinde üretilen halk ekmek ürünlerinin satılmasını engelledi. Marketlere erişimi önledi. Ne yapıyor? Sabote ediyor. Milletini sabote eden, çiftçisini sabote eden, yoksulunu sabote eden bir zihniyetle karşı karşıyayız. Böyle bir yönetim zihniyeti olamaz. Halkını cezalandıran, üreticisini cezalandıran bir yönetim zihniyeti olamaz. Bu işin en başından beri en açık şekilde önlenmesi için Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri, Millet İttifakı'nın belediyeleri ellerinden geleni yaptılar. Fakat ne oldu? Onlara mani oldular. Olan milli serveti oldu. Olan yatağa aç giren vatandaş oldu. Gübre fabrikaları özelleştirilmesin dedik İsmail Bey. Evet. Gübre fabrikaları özelleştirildi. İthal gübre %40 yıllık, %50'lik zamla satılıyor çiftçimize. Süt, et balık kurumu özelleştirilmesin dedik. Et pahalı, balık pahalı. Seka özelleştirilmesin dedik. Kağıt pahalı. Şeker. Şeker fabrikaları özelleştirilmesin dedik. Şeker pahalı. Temizlik malzemesi olarak kullanılan, kolonya yapımında kullanılan alkolü bile ithal etmeye başladı Türkiye. Oysa şeker fabrikalarında şekerden alkol, temizlik malzemesi, sıhhi malzeme üretiliyordu. Bizim bütün eleştirilerimizi tarımsal üretime ilişkin, sanayi üretimine ilişkin, kendine yeterliğe ilişkin bütün önerilerimizi, kamuya ait bu milli servetin satılmaması önerilerini kulak ardı etti Adalet ve Kalkınma Partisi. Çiftçimiz bugün daha borçlu. Vatandaşımız bugün daha yoksul. Esnafımız da iflas noktasına geldi. Salatalık domates çöpe gidiyor. Esnafımız dükkanını açıp salatalık domates satamıyor. Vatandaşımız gidip marketlerden ucuza gıda alamıyor. Hayvancılık iflas etti. Tarım iflas etti. Esnaf iflas etti. 2825 liraya bu gıda enflasyonuyla baş etmeye çalışan vatandaşımız büyük bir darboğazda. Bunun izahı şudur. Bu hükümet bu ülkeyi yönetemiyor. Milletin derdine çare olamıyor. 13 milyonu aşkın emeklimiz, 10 milyonu aşkın işsizimiz, 9 milyondan fazla asgari ücret ve civarında maaş alan emekçimiz, 2825 liraya mahkum edilen emekçimiz bu hükümetin umrunda değil. Bu hükümetin umrunda değil, beceremiyorlar, yönetemiyorlar. Dolayısıyla biz eğer anayasa yapılacaksa milletin anayasası olsun. Milletin ekonomisine, milletin üretimine, üreten Türkiye'ye yanıt olacak bir anayasa olsun, bir hükümet sistemi olsun diyoruz. Güçlendirilmiş parlamento olsun. Vekilimize de ne kadar teşekkür etsek azdır vekillerimize. Millet İttifakı'nın milletvekilleri ülkenin her yerinde havuz medyasının gizlediği yoksulluk görüntülerini, sıkıntı görüntülerini, iflas görüntülerini, milletin feryadını dile getiriyorlar. Fakat bizim işimiz İsmail Bey, ülkenin bu içine girdiği darboğazdan bu ülkeyi çıkarmak, memleketi çıkarmak. Evet. Bunun yolu da devletin yeniden liyakatla yönetilen kadrolara teslim edilmesi. Planlamanın yeniden gündeme gelmesi. Sonra konuşalım. Anayasada tartışılacaksa bunlar tartışılmalı. Bunlar tartışılsın diyorsunuz. Evet. Onu son tarafta konuşalım ki hani eleştiriyorsunuz. Şöyle bir eleştiri var muhalefette. Ya eleştiriyorsunuz da çözümünüz nerede? Şu anda eleştiriyoruz. Eleştiriyorsunuz. Çözümü tabii. De sona doğru. Biz inanın kendimiz eleştirmiyoruz. Biz sadece milletin feryadına bir de o var. Aracılık yani. Etmeye çalışıyoruz. Millet çünkü gerçekten millet ızdırap içerisinde feryadı, sessiz feryadı duyulsun istiyoruz. Marketler. Şimdi dün gece 81 vilayette daha doğrusu ile il valiliğine genelge gönderildi İçişleri Bakanı tarafından. Birçok ürün yasaklandı. Şimdi bunun şöyle bir haklı tarafı var. Bu dönem için söylemiyorum. Şimdi büyük marketlerde her şey var. Her şey var. Küçük esnaf kepek kapatmak zorunda. Bu çok doğru bir şey olmadığını zaten öteden beri söyleye geliyoruz. Şimdi işin temel olarak mantığı ben kişisel olarak bir kere şeyim yani doğru bir karar. Yani market ne varsa onu satsın. O konuda o tarafta ciddi bir düzenleme de lazım zaten. Mahalle arasına
üç harfler bir daldı. Mahallede 10 tane bakkal varsa hepsi kapattı gitti. Böyle bir sıkıntı var. Ama gelelim bugüne. Bugün. Bugün marketleri kapatmışsınız. Yani pardon, bütün esnafı kapatmışsınız. İnsanlar bir ihtiyaç halinde bir şey almak istediklerinde ellerinde bir tek o marketler var, oraya gidebiliyorlar. Siz orayı da kapatırsanız, ki izah şu, biz esnafı korumak için onların satması gerekenleri şimdi burada sattırmıyoruz. Eşitliği sağlıyoruz gibi bir mantıkla bu getirildi. Ya burada mantık nerede Allah aşkınıza? Yani bunu bugün değil. Her şey düzgünken yapmalısınız. Bugün değil ama. Bugün benim kibrite ihtiyacım varsa eğer, ki satış yasak, almak zorundayım. Normal kibriti satan adam zaten kapalı. Satacak adama da izin vermiyorsun, vatandaş ne yapacak? Bir tarafı korurken, hani kaş yapalım derken göz çıkarmak var ya, böyle bir durumla karşı karşıyayız. Nasıl değerlendireceksiniz bunu? Hakikaten şaşkınız. Evet. Ha, şunu da söyleyeyim, kendi adıma söylüyorum. Huni satışı serbest bu arada. Yani evimiz birer tane huni alıp kafamıza takabiliriz. O da cumaya kadar serbest. Cuma günden sonra huni de bulamayacaksınız. Buyurun. Yönergeler, yönetmelikler ve yasalar o kadar keyfi bir şekilde çıkarılıyor ve o kadar yapboz tahtasına dönmüş ki millet artık kendi başının çaresine kendisi bakıyor. Bakamayan da yok galiba bu işte, değil mi? Hani İngilizlerin bir sözü vardır, taç giyen baş akıllanır diye. Koltuğa oturan yönetici olgunlaşır, devlet aklıyla yönetir diye. Bizim uzun süredir söylediğimiz şey şu: bütün iktidarın tek bir adamın elinde birikmesi ve herkesin, tüm yurttaşların, 84 milyon yurttaşın tek bir insanın dudağından çıkacak, iki dudağının arasından çıkacak bir kurala tabi hale gelmesi kaos yaratır. Çünkü toplum ortak akılla yönetilmelidir. Ortak iradeyle, milli iradeyle ve ortak akılla yönetilmelidir. Bu kadar kaosun çıkmasının sebebi İsmail Bey, 3 tane kendinden kerameti menkul sarayın yöneticisinin bütün ülkenin siyasetini, bütün ülkenin ekonomisini, dış politikasını yönetebileceğini düşünmesi. Bu ülkenin liyakatli, ortak akıldan gücünü alan bürokratlarına, siyasilerine imkan tanımaması. Bir kişi her şeyi yapmaya çalışırsa hiçbir şey yapamaz. Saray bugün marketleri tanzim etmeye çalıştığı zaman hiçbir şey yapamıyor. Tarımı tanzim etmeye çalıştığı zaman hiçbir şey yapamıyor. Dış politikada çuvallıyor. Bunları çözmenin yolu ortak akılla, vatandaşın aklıyla hareket etmektir. Bugün ailede bile küçüğünden yaşlısına herkesin görüşü önemli. Mahallede tüm yurttaşların, tüm bileşenlerin görüşü önemli. Ekonomide tüm sektörlerin, tüm paydaşların görüşü önemli. Emekçinin de, esnafın da, KOBİ'nin de, büyük iş adamının da, işsizin de, işçinin de görüşü, memurun da görüşü önemli. Bunların hiçbirinin görüşünün alınmadığı, en anayasal kurum olan Sosyal ve Ekonomik Danışma Konseyi'nin çalıştırılmadığı bir ülkede tek bir kişi eğer ben her şeyi yapacağım derse, fincancı katırına girmiş, boğa gibi, fil gibi her şeyi kırar döker. Bugün olan da odur. Bugün olan da odur. Ya ortak akıl ya da tek bir insanın keyfi uygulamaları bugün Türkiye'yi bu noktaya getiriyor. Ortak akılla hareket edilmediği sürece yasaklarla sorunun çözülmeyeceği çok ortada. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde yurttaşlar bu mantıksız ve akılsız yasaklar nedeniyle evine hapsolmuş durumda. Neyi, nasıl, nereden alacağını şaşırmış durumda. Fakat kendisi yurttaşını mülteci kampına hapsetmiş bir yönetimden bahsediyoruz. Mülteci kampında gibi yaşıyoruz. Dışarı çıkamıyoruz, şunu yapamıyoruz. Çıkınca milyarlarca liralık ceza kesiliyor vatandaşa. Fakat eline pasaportunu alan, artık COVID testi bile yaptırmak zorunda olmayan turist memlekette elini kolunu sallayarak her yere gidiyor. 4 kişi denize giriyor, 3 yabancı yüzüyor, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı cezasını ödüyor. 5 kişi İstiklal Caddesi'nde dolaşıyor, 4'ü pasaportunu gösteriyor, alışverişini yapıyor ya da gezmesini tamamlıyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, işsiz çöp toplayıcısı ya da gündelik işçi cezasını ödüyor.
bir ülke halkına bu kadar yabancılaşabilir? Bir ülke mantığa ve akla, ortak akla bu kadar yabancılaşabilir? Bir ülke bu ülkenin tarihi devlet yönetme geleneğine bu kadar yabancılaşabilir? Biz onun için diyoruz ortak akılla yönetilmesi gerekir. Türkiye'nin güçlendirilmiş parlamenter sistemle ve liyakatli bürokratik kurumların önerileriyle yönetilmesi gerekir. Tel tel dökülen bir zihniyetten, tel tel dökülen bir saray kibirinden bahsediyoruz. O kadar kibir içerisindeler ki en muhtaç durumdaki vatandaşına bile kulağını kapatıyor, sırtını dönüyor. Feryat edene de cezasını kesiyor. Kimine 700 lira, kimine 3000 lira cezasını kesiyor. Ve bunları da kendisine gelir yazıp beşli çetesine ihale muafiyeti, vergi muafiyeti, Londra mahkemelerinde, tahkim mahkemelerinde bizi şikayet etmesin diye imtiyaz oluşturduğu gruplara gelir diye yazıyor. Milletin ekmeğini, milletin mutfağından, buzdolabından, sepetinden alıyor, beşli çeteye veriyor. Milletin doğasını, ormanını, vadisini, pırıl pırıl akan ırmağını betona ve kire teslim ediyor. Beşli çeteye, beton lobilerine bu ülkeyi yönettiriyor. Doğasını, insanını, gelecek kuşaklarını, gençlerini bu ülkeye yabancılaştırmış, bu ülkeye küstürmüş bir gaddar, insafsız yönetim zihniyetiyle karşı karşıyayız. Ve siz de söylediniz, birazdan değineceğiz. Sevgili Ekrem İmamoğlu'na, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımıza konuşalım yani, konuşalım, buraya geçelim yani. Kabir sormuş olayım. Yani türbe ziyaretinde ellerini arkasında kavuşturduğu için ceza işte soruşturma açtırıyor. Önce kabul edildi soruşturma, sonra şimdi inceleme var. Hani soruşturmaya dönmedi, bir inceleme var. Şimdi bu bile devlet, akıldan uzakta. Bu bile devlet ciddiyetinden ne kadar uzaklaşıldığını gösteriyor. Bu bile devlet ciddiyetinden ne kadar uzaklaşıldığını gösteriyor. Şimdi kamu görevlisi çıkıyor, eline kağıdı almış, soruşturma kararını okuyacak. İnanın okuduğu şeye kendi inanmıyor. Onu onun eline veren inanmıyor. Fakat bu absürtlüğe, bu komediye, bu kararı alalım, memleketi meşgul edelim, milletin ızdırabını duymayalım. Milletin ızdırabını azaltmaya çalışan belediye başkanlarına da, halk ekmek fabrikalarını çalıştıran, büfeleri koyan, sebze kooperatiflerini çalıştıran, kentte fide dağıtarak kentsel tarımı geliştirmeye çalıştıran belediyelere de, aşevi açmaya çalışan belediyelere de, süt dağıtan, peynir dağıtan, kırsal kalkınmayı ayağa kaldırmaya çalışan belediye başkanlarına da mani olalım deniyor. Bu gerçekten çok ciddi bir acz ifadesidir. Bu millete ayıptır. Bu millete büyük bir saygısızlıktır. Hukuk tanımazlıktır. Trajikomiktir. Bunlar bizim çocukluğumuzda rahmetli Kemal Sunal'ın filmlerinde, komedi filmlerinde, Yeşilçam komedilerinde izlediğimiz, komik filmlerde izleyeceğimiz şeyler. Fakat insanlar buna gülmüyor İsmail Bey. İnsanların içi yanıyor, içi yanıyor. Şurada sebzesini döken çiftçinin içi yanıyor. Hayatına kıymış bir esnafımızın ailesinin içi yanıyor. Hastane hastane hastasını gezdiren, COVID teşhisi konulmadan defnedilen, vefat etmiş vatandaşımızın akrabasının içi yanıyor. EBA'ya ulaşamamış, tableti olmayan, bilgisayarı olmayan, televizyonu olmayan öğrencimizin içi yanıyor. Bir millet bu kadar sahipsiz, bu kadar yönetimsiz bırakılabilir mi? Bir yönetim, bir saray vatandaşına bu kadar yabancılaşabilir mi? Bu kadar mı inkar içerisinde olur? Bu kadar mı kibir içerisinde olur? Bu kadar mı israf içerisinde olur? Yazık değil mi bu millete? Ama bu millet gururludur İsmail Bey. Bu millet onurludur, bu halk onurludur. Yasalar içerisinde, ülkesine, memleketine, bayrağına saygılı bir biçimde kötü yönetimleri nasıl iktidardan sandıkta alaşağı edeceğini bilir. Bu millet, bu soylu halk, zalim bir yönetimi, pervasız bir yönetimi nasıl demokratik yollarla iktidardan uzaklaştıracağını, o koltuktan kaldıracağının örneklerini vermiştir.
ilk seçimde bunun örneğini yine verecektir. Bu millet bu saray zihniyetini hak etmiyor. Bu halk bu kötü yönetimi tel tel dökülen bu ciddiyetsizliği hak etmiyor. Şimdi çözüme geldik ama önce biraz önce söylediğimlerin biraz açıklamam gerektiğini düşünüyorum. O da şu, hani temel olarak karşı olmadığımı söyledim fakat bunu bugün değil. Şimdi değerli izleyenler şöyle bir durum var. Çantacı diyor ki beni kapattın. Peki o satıyor. Ben ne olacağım diyor. Ya da işte manifaturacı beni kapattın ama dikiş ipliğini adam satıyor diyor. Kırtasiyeci beni kapattın ama o market onu satıyor diyor. Haklılar mı? Haklılar. Senin yapacağı, devletin yapacağı iş burada o manifaturacıya, o terziye, o işte bilmem çantacıya kaybını vermektir, desteklemektir. Madem o şikayet ediyor, tamam ben de burayı, bunları da yasakladım diyerek bu noktada şikayeti olan esnafın gazını almanın yöntemi bu değildir. İnsanların gazını almayacaksın. İnsanların gerçekten ihtiyacını karşılayacaksın. Devlet olarak yapman gereken bu. Ha, bu doğru bir iş midir? Bugün değil. Pandemi geçsin, şu süreç bitsin. Ondan sonra diyebiliyor musun acaba? İşte bu büyük marketler şehrin bilmem ne kadar kilometre dışında olacak. Mahalle aralarına 100 metrekareden ya da 150 metrekareden fazla yer açamayacak. Küçük esnaf böyle koruyabilirsin. Ürün sayısını işte 100 kalemden 80 kaleme indirdim. O 20 kalemi gerçekten bu işi yapan insanlar yapacak, satacak diyebiliyor musun? Bak o zaman işte doğru karar o olur, doğru yöntem o olur. Biraz önce ifade etmeye çalıştığım buydu değerli izleyenler. Ama bugün bu yasağı yaparsan vatandaşları cezalandırmış olursun. Her türlü akıldan, mantıktan uzak bir tabloyu ortaya koymuş olursun. Aynen yapılan da budur ve çözümler. Buyurun. Şimdi 5 dakikamız var. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları belki 100 yıldır yaşamadığı, savaş dönemlerinde bile yaşamadığı bir yoksulluk içerisinde, bir çaresizlik içerisinde, unutulmuşluk içerisinde bırakıldı. Sarayın arka arkaya 19-20 yılda yaptığı bütün hatalar birikti ve Covid'le birlikte kötü yönetimin bütün berbatlığı ortaya çıktı. Bütün zafiyeti ortaya çıktı. Senelerce milleti Rabia işaretiyle uyutmaya çalıştılar. Halkımızı uyutmaya çalıştılar. Dış politikadaki yanlış hamaset söylemleriyle iç politikadaki manevralarını ve dalaveralarını gizlemeye çalıştılar. Yolsuzluklarını gizlemeye çalıştılar. Fakat denizi bitirdiler, denizi tükettiler. 128 milyar dolar nerede diye bugün eğer bir ilkokul öğrencisi çocuk bile soruyorsa bunu inanın. Evde yiyemeyi bildiği için, alamadığı tableti bildiği için, pahalı bir interneti kullandığı için, abisi ablası işsiz, aylardır yıllardır işsiz oturduğu için soruyor. Bu 128 milyar dolar sorusu bunun bir göstergesi. Vatandaşımızın 3 sorunu var. Aşı. İsmail Bey. Aşına ulaşamıyor, yemeğe, gıdaya ulaşamıyor. Bakın dünyada Türkiye'deki kadar yüksek enflasyon, yüksek işsizlik, yüksek borç, yüksek kur artışı ve yüksek dış açık yaşayan başka ülke yok. Bu beşliği bir araya getiren başka bir ülke yok. Yüksek işsizlik, yüksek enflasyon, yüksek kur, yüksek borç ve yüksek dış ticaret açığı çok az ülkede var. Dünyada Covid salgınıyla uğraşırken aşı sürecini bu kadar eline yüzüne bulaştıran ve salgının her yere lebalep kongrelerle, Irak Cumhurbaşkanı'nı sarayda ağırlamalarla, kendi yandaşlarına otobüsler dolusu kongre üyesini başkente taşıyarak bunu Türkiye'nin her yerine yaymayla bulaştıran başka bir ülke yok. İlk beşteyiz vaka sayısında. Nüfusumuz dünya nüfusunun %1'i olduğu halde Hindistan'la yarışıyoruz. Yardımlarda da en aşağılardayız. OECD'nin en altındayız. Dolayısıyla bizim karşılaştığımız tablo Cumhuriyet tarihinin en dramatik tablolarından bir tanesi. Kıtlık yok dünyada. Merkez bankaları vatandaşına, esnafına, öğrencisine yardım yapıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde esnaf zorda.
çiftçi zorda, asgari ücretli zorda, emekli zorda, yoksullar ayazda. Fatura ödemekten, elektrik faturaları için güvence verilmiş beşli çeteye, çetelere, elektrik faturası yüzlerce lirayı geçiyor. Gaz faturası yüzlerce lirayı geçiyor. İnsanlar artık evine aldığı mobilyayı satarak geçinmenin derdinde. Genç işsizliği 5 milyonu geçmiş. Yeni bir Türkiye'yi inşa etmek zorundayız. Hıfzı saha enstitülerini kapatmışsınız. Şeker fabrikalarını kapatmışsınız. Türk Telekom'u peşkeş çekmişsiniz. Gübre fabrikalarını kapatmışsınız. SEKA gitmiş. Et balık kurumu gitmiş. Limanlar satılmış. Havaalanları, köprüler son derece pahalı ihalelerle peşkeş çekilmiş. Antalya'da bir çiftçi malını otoyoldan getirene kadar İstanbul'a, zaten malın fiyatı 2'ye 3'e katlanıyor. Otoyollar pahalı, köprüler pahalı. Geçiş garantisi vermişsiniz. Onlarda bile bir indirime gitmiyorsunuz. Türkiye'nin Millet İttifakı'nın liderliğinde yeni bir hükümete, yeni bir anayasaya, üreten bir ekonomiye, dayanışan bir ekonomiye, milletin ızdırabına, halk katmanlarının ızdırabına kulak kabartan, 84 milyonu kucaklayan bu memleketin namuslu bürokratına, memuruna, namuslu milliyetçisine, namuslu muhafazakarına, namuslu cumhuriyetçileriyle birlikte yeni bir kalkınma hamlesi, yeni bir istihdam hamlesi yaratacak, aşı üretecek, iş üretecek ve aşı üretecek bir yönetime ihtiyacı var. Bunun için çalışıyoruz. Bunu Türkiye'nin her yerinde anlatıyoruz Cumhuriyet Halk Partisi kadroları olarak. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, var olun. Ben teşekkür ediyorum. Değerli izleyenler, bizden ayrılmayın. Çünkü saat başında burada olacağız ve yine memleketin bu sefer pandemi tarafını, aşı tarafını konuşacağız.